Ankara'dan hepinize güzel bir pazar günü, güzel bir hafta sonu diliyorum efendim. Başkent Kulisi'ne hoş geldiniz. Önümüzde yerel seçim trafiği var. 4 aydan daha az bir vakit kaldı artık 31 Mart 2024 seçimlerine. Partiler bir taraftan ittifak arayışları, bir taraftan aday belirleme süreci içerisindeler. Bu Aralık ayı da büyük ihtimalle bu şekilde geçecek. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir konuğum var. Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Mevlüt Karakaya bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum efendim. Çok teşekkür ediyorum. Biraz seçim yorgunu olduk böyle son dönemde. Hele bu Mayıs seçimleri tabii çok kritikti. Herkesin, bütün dünyanın işte o ekonomist dergisinin attığı manşet aklıma geldi. 2023'ün en önemli seçimi Türkiye'de diye. Şimdi yani yerel seçimlere de böyle bir atmosferle mi gidiyoruz? Yani bu da böyle bir hayat memat seçimi seçimim. Yani şu bakımdaysın, muhalefet yerel seçimleri kazanıp iktidarı erken seçime zorlamak ister. Genelde hani seçimlerin yapıldığı ülkelerde bu durum böyledir. O nedenle mi böyle çok önemli? Veya siz ne kadar önem atfediyorsunuz bu yerel seçimlere? Şimdi yani söylediğiniz boyutu ve şekliyle değil niye çünkü 2023 yılında Türkiye hakikaten belki de 100 yılın en önemli seçimlerinden birini sistem içerisinde ikisini yaptı. Yani bir milletvekilliği genel seçimleri, diğeri cumhurbaşkanlığı seçimiydi. Bu seçimler gerçekten çok önemliydi. Biz de sahada, alanda sürekli bunu dillendirdik. Sadece biz değil, biraz öncesinde ifade ettiğiniz gibi dışarısı da The Economist gazetesi de bu seçimleri aynı şekilde duyurdu. İçerideki tüm siyasilerde muhalefeti iktidarı, tüm siyasi partiler, hatta toplumda da böyle bir önem atfedildi ve bu seçimler sonuçlandı. Şimdi tabii ki geleneksel olarak bakıldığında yerel seçimler ...genellikle e, erken seçim bağlamında bir araç olarak kullanılır. Yani bu bir realite. E, ama genel seçimler daha henüz yeni yapıldı. Bu noktada e, bu seçimlerin e, bir genel seçime doğru e, araç olarak kullanılacağını ben... ya da Genel çok seçim etkileyim. havası yok yani. Yani o e, bu, özellikle bu şeyler sonuçlardan sonra hep bir araç olarak kullanılır ama bu seçimlerde genel seçimler kadar önemli. Onun altını çizmek lazım. Önemi genel seçim konusunda bir erken seçime gidişi zorlama açısından değil. Ben onu çok şey görmüyorum ama hmm. e, önemi şurada. E, tabii Türkiye e, şu anda içinde bulunduğu şartlar özellikle de ...2023 yılı Şubat ayında yaşadığımız depremi de dikkate aldığımızda... ...pandemi sonrasındaki ekonomide yaşanan sıkıntılar dikkate alındığında... ...bu sadece Türkiye'de değil, dünyada... ...genel yönetimle, merkezi yönetimle, yerel yönetimin uyumlu çalışması açısından son derece önemli. Yani biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak Sayın Genel Başkanımız bu konuyu daha başında hatta genel seçimler sırasında seçimlerin hemen akabinde bu konuyu gündeme getirdi. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bunun üzerinde duruyoruz. Örneğin 11 ilimizde yaşanan o deprem ve onların yaralarını sarmaya yönelik çalışmaların merkezi yönetimle e, yerel yönetimin birlikteliği, birlikte gayretiyle e, söz konusu olabilecek. E, i̇şin bu tarafı son derece önemli. Ekonomi açısından baktığımızda da yine merkezi yönetim ve e, yerel yönetim uyumu e, gerçekten e, ciddi bir e, alan olarak karşımıza çıkıyor. Yani bugün e, İstanbul e, bütçesine baktığımızda bir de yerel yönetimlerde e, biliyorsunuz halkla doğrudan doğruya e, bağ şeyde olan evet. temasta olan vatandaşın ilk günlük, teması belediyelerle oluyor. Tabii ki yani evet. onların günlük yaşamlarındaki sorunlarının çözüm adresi e, yerel yönetimlerdir. E, yerel yönetimlerin merkezi yönetimle uyumları bu anlamda vatandaşa yapılacak hizmet açısından bakıldığında son derece önem arz ediyor. Yani Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar, pandemiden sonraki yaşanan ekonomik sıkıntılar e, ve e, depremi de dikkate aldığımızda yerel yönetim ve merkezi yönetim uyumu, birlikteliği, aynı hedefe, aynı gayretle çaba sarf etmeleri önemli. Tabii bizde son dönemlerde siyasette yaşanan özellikle iktidar muhalefet arasındaki rekabet ya da çekişmelere bakıldığımızda işte merkezi yönetim bir iktidar bir partide yerel yönetimler başka bir partide ise... bir de bunu siyasi araç olarak kullanılıyor kullanılıyorsa bu doğal olarak hizmette de aksamalara neden olabiliyor ama biz de son dönemde şunu da çok net bir şekilde görebiliyoruz. Yerel yönetimler bir şekilde merkezi yönetimin hizmetlerini vatandaşa ulaşma noktasında engellemeye yönelik bazı girişimleri de ortada. Başka sorunlar da söz konusu biliyorsunuz Türkiye'nin sadece sorunu şu anda ekonomik ya da toplumun belli bir kesiminin depremden yara almış olan kesimin yaraların sarılması Hı. değil. Hep öteden beri gelen bir güvenlik sorunları da var. Bunun son dönemde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın açıklamalarına da baktığımızda aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan değişiminin ötesinde herhangi bir değişmenin de olmadığında Bunu açık seçik görebiliyoruz. O anlamda yerel yönetimler ...gerçekten genel seçimler kadar biraz önceki söylediğim bağlamda öneme öne arz etmektedir. Peki şu an AK Parti ile anlaştınız mı MHP olarak? Nerelerde MHP'nin adayı olacak? Nerelerde AK Parti'nin? Mehmet Bey öncelikle şunu ifade edeyim ki AK Parti ile MHP'nin ittifakı öyle basit yüzeysel bir seçim birlikteliği ya da seçim işbirliği değil. ...asıl bu çatı... ...biz hep başından beri söylüyoruz... ...eveliyatı da var ama... ...15 Temmuz gecesi... ...Sayın Cumhurbaşkanımızın da... ...Sayın Genel Başkanımızın da... ...ifade ettiği gibi... ...sokakta millet tarafından... ...o gece kuruldu... ...dolayısıyla... ...buradaki birliktelik... ...öyle partilerin... ...menfaatlerini gözeten daha çok işte seçim çevresinde seçim kazanmak değil. Yani hedefler, amaçlar. da bu çok daha öteye gidiyor. Geçen gün ben onu şu şekilde ifade ettim. Sayın Cumhurbaşkanımızla Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin vizyon birlikteliği, tarihten gelen, ecdatın bize yüklediği, miras bıraktığı o misyonla ve ona bağlı bir vizyonun ortaya çıkmasıyla e, ortaya kondu. Dolayısıyla burada bir vizyon birlikteliği var, bir Bu dış politikada kullanılır e, stratejik ittifak diye bir şey vardır, tabir vardır. Evet. Bu anlattıklarınız biraz oraya mı kesinlikle, oturuyor. Kesinlikle, kesinlikle buraya oturuyor çünkü yani burada e, sonuç itibariyle Sayın Genel Başkanımız bunu grup toplantılarında defalarca ifade etti hani belli amaçlar bir hedefe giderken belli aşamalar var ve şunu açık bir şekilde ifade ediyor. Diyor ki bizim birlikteliğimiz bizim nihai hedefimiz ilahi kelimetullah nizamı alemdir diyor. Dolayısıyla aynı şekilde bakın şunu ifade edeyim. Dünyada son dönemde küresel yapıda yaşanan özellikle dünya düzeninin ee, iki, e, i̇kinci sava e, Dünya Savaşı'ndan sonra oluşturulmuş dünya düzeninin ve onun yönetişim kurumlarının e, bugünün dünyasını yönetememesi e, ve ciddi şekilde itibar kaybına uğramış olmaları e, ciddi bir sıkıntı yaratıyor. Bugün şeyde alın yani sadece hani Müslüman e, coğrafyada değil birçok coğrafyada e, şu anda devam eden ciddi sıkıntılar var. Bunu Sayın Genel Başkanımız şöyle ifade etmişti yıllar öncesinde, insanlığın huzura ihtiyacı var. Hmm. İnsanlığın huzura kavuşturulması gerekir. Ee, yine e, Sayın Cumhurbaşkanımızın e, kitaplaştırdığı, e, daha adil dünya hmm. mümkündür e, şeklinde ortaya koyduğu, özellikle... Ee, yönetişimin çok taraflılığın siyasi kurumu olan Birleşmiş Milletlerin e, dünyada yaşanan sorunlara ve problemlere fonksiyonunu yitirdiği e, tabii işlevlerini fonksiyonlarını yitirdiği e, yine e, Güvenlik Konseyi'nin e, hareket edemediğini karar alamadığını evet. ve dünya beşten büyüktür ifadesiyle ortaya koymuştur. Yani Sayın Genel Başkanımızın insanlığın huzura ihtiyacı var ...deyip bu konuyu kitaplaştırıp... ...ve bu kitabı da parti e, belgesi haline getirdiğini... E, ...Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki söylemlerini... E, ...yani küresel boyutta, dünya boyutundaki yani, o bakış açılımları... Dünya'ya dış politikaya birlikte bakıyoruz demek yani, için yani, mi bunlara işte, örnek Tabii veriniz? ki işte buradaki mesele... E, ...yani e, Sayın Cumhurbaşkanımızın e, söylediği daha adil dünya mümkündür diye kitaplaştırdığı o çalışmayla insanlığın huzura ihtiyacı var. İnsanlığın huzuru adı altında Milliyetçi Hareket Partisi'nin, Sayın Genel Başkanımızın öngörüleri ve talimatlarıyla oluşturulan parti belgesi haline getirilen bu çalışmaları yan yana getirdiğinizde, üst üste koyduğunuzda önemli ölçüde çakıştığını ve burada bir e, ...nizamı alem kavramı içerisinde değerlendirebileceğimiz bir yapıyı görüyoruz. Yani mesele sadece Hı. sizin sınırlar içerisinde, kendi sınırlarınız içerisinde, güvenlikte veya konfor halinde yaşamanız değil. Artık o küreselleşen dünyada, sınırları kalkan dünyada herkes bir şekilde bir dünya düzeni kurma, o kurulan dünya düzeninin içerisinde rol alma çabasında. Bunu şeye nasıl yani... AK Parti, MHP, Cumhur İttifakı'na nereden bağlıyorsunuz? Bunu şöyle bağlıyorum. Yani özellikle 15 Temmuz'dan sonraki o, o görünenler ve alınan ciddi bir halk desteğini de dikkate aldığımızda yani siz bir yol yürüyorsanız o yoldaki hedefleriniz önemli. Yani hedefiniz sadece partilerinizi başarılı kılmak, daha çok belediye almak, daha çok milletvekili e, seçmek e, olsaydı Dolayısıyla bu birliktelik orada seçim sonrasında biterdi. Hatta e, pazarlık konusu işte geçmişte altılı masada gördük. Bugün yine bakıyorsunuz e, Cumhur İttifakı'nın karşısında yer alan partilerin e, birbirleriyle olan temaslarına... ...tamamen temelde e, menfaat, pragmatik yaklaşımlar ve kendi partilerini önceleyen bir yapılar. Cumhur İttifakı'nda önce ülkem sonra partim anlayışı var, varken buradaki yaklaşımlar önce partim şeklinde hatta önce bene varan bir takım girişimler olduğu kamuoyu önünde çok açık seçik bir şekilde zaten geçtiğimiz aylarda tartışıldı. Bugün de farklı değil. Yani onun için siz programa girerken Ak Parti MHP anlaştı mı dediniz? Evet. E bunun temelleri zaten daha önceden atıldı, sağlam temeller üzerinde olduğu için buradaki anlaşma diye bir şey söz konusu değil. Oturup çalışma, bu çalışmada bir plan yapma. Bitti mi o plan, o çalışma? E, o çalışmalar şey, nasıl, sonuna geldi. Ne durumda? Nasıl yani, bir şey çıktı? Mesela şu, 2019'dakine benzer bir şey mi? Benzer bir şey herhalde ortaya çıkacak. Hani henüz kurumlar tarafından, genel başkanlarımız tarafından, liderler tarafından yapılan bir açıklama olmadan bir şey demek de doğru değil. Bunlar sadece o konuşulan şeyler, parti içinde, parti dışında bazı şeyleri bizler de basından öğreniyoruz doğru yanlış. Ama buradaki temel ilke zaten Cumhur İttifakının varoluşu, onun prensipleri birçok şeyi ortaya koyuyor buradaki temel strateji ne acaba hı hı. derseniz bunu Sayın Genel Başkanımız kamuoyuyla da baştan paylaştı. bu şu. Şimdi Cumhur İttifakı olarak Cumhur İttifakı olarak biz bu yerel seçimlerdeki temel maksadımız, amacımız hı hı. mevcut belediyeleri şu anda Cumhur İttifakında olan belediyeleri muhafaza ederek hı hı. Karşı ittifakta ya da diğer partilerde olan belediyelerden e, önemli bir kısmını almak Cumhur ittifakı olarak. Sayın Genel Başkanımız bunu e, Cumhur İttifakı'nın yerel yönetimlerde, e, belediyelerde en çoklaştırılması olarak ifade ediyor. Yani alabileceğimiz en yüksek seviyeye ulaşmak. Ana çatıdan bakış açımız bu. Tabii ki bunun içinde de Milliyetçi Hareket Partisi olarak da aynı e, prensibi buraya getirdiğinizde mevcutları koruyup e, daha fazla belediyeyi e, e, bu seçimlerde katmak. Şöyle biraz daha ben somutlaştırayım izleyicilerimizin anlamasında kolaylaştırmak için. Şimdi 2019'da 30 büyük şehirde ilçeleriyle birlikte ittifak evet. yaptınız değil mi? Doğrudur. Bunun dışında 51 ilin bir kısmında. E, ittifak yaptınız, bir kısmında yapmadınız. Şimdi de böyle mi olacak? Şimdi de böyle olacak. Yani benzer formül aynı şekilde devam edecek. Ama biraz önce söylediğim şey e, aslında birçok şeyi çözüyor. Yani e, nedir o? E, hangi belediye, hangi partideyse e, elbette istisnaları olabilir. Yani genel kurallardan bahsediyoruz. ...yine o şekilde devam edilecek. Yani orada... Hmm. E, ...adaylar gösterilecek. AK Parti'nin ortak adayı neredeyse... ...yine AK Parti ile... ...MHP'nin ortak adayı Büyükşehir'den açısından... Yani bu... E, ...aynı şekilde devam edecek. Ama e, diğer partilerde... ...olan belediyelere... ...aday gösterirken... ...burada da şöyle bir yaklaşım var. Dediğim gibi Cumhur İttifakı hmm. olarak... ...bunu en çoklaştırmak partiler olarak en çoklaştırılmak temel hedef burada hangi partiyle AK Parti ile ya da Milliyetçi Hareket Partisi ile gidilmesi oralarda belediyeyi kazanmayı sağlayacaksa onun üzerinden gitmek yani bir pazarlık değil yani Şurayı ben alayım Şurayı sen al ...bura olmazsa olmaz, üç tane olursa olur, olmazsa olmaz şeklinde bir yaklaşım yok. Yani burada bizim heyetlerimiz samimiyet içerisinde, gerçeklerin de farkında olarak çünkü e, hizmet etmek istiyorsunuz. Cumhur İttifakı olarak e, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini e, tahkim etmek istiyorsunuz. E, hakikaten e, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden o beklediğiniz vatandaş olan faydayı... Artık ortaya çıkarmak istiyorsunuz. Bu yönüyle bakıldığında, kiminle gidildiğinde eğer sonuç alınacaksa orada. Şimdi şu illerde olacak geçmişte olduğu gibi bazı illerde. Ee, örneğin e, diğer partilerin herhangi bir varlığı söz konusu değilse hı hı. oralarda da Cumhur İttifakı'nın partileri AK Parti ve MHP yarışacaklar. Hı hı. Bu da demokrasinin gereği. Yani bunu yapabilmek gerçekten e, çok e, bizim dışımızdakiler açısından kolay bir şey değil. Yani o illerde de AK Parti adayını çıkaracak. 2019'da öyle oldu zaten. 2019'da öyle fazla, oldu. Birçok bir ilde. Milliyetçi Hareket Partisi adayını çıkaracak. Yani oradaki seçim birlikteliği e, tek aday gösterme Cumhur İttifakı'ndan tek aday gösterme olayı e, dediğim gibi diğer partilerin o seçim çevresindeki gücüne yapısına bağlı. E, zaten eğer orada o partiler yok da e, AK Parti ve MHP yarışacak durumdaysa o zaman herkes kendi adayını gösterecek. Orada da bu yarışı gerçekleştirecekler. Peki. Şimdi Ankara, İstanbul bir ara gerçi bu Mayıs seçimiyle o tez evet. biraz çürüdü ama hani İstanbul alan Türkiye'yi alır, İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder. Bu Mayıs seçiminde öyle olmadı. Ee, ama önemli tabii yani İstanbul çok önemli. Kesinlikle, kesinlikle. Ankara siz Ankara milletvekilisiniz. İkisinde de yani kendisini, kendilerini Cumhurbaşkanı adayı olarak gören belediye başkanları var. Bir yerde Ekrem İmamoğlu, bir yerde Mansur Yavaş. İşiniz zor değil mi bu Ankara'da, İstanbul'da geri almanız biraz zor gözükmüyor mu? Ya şöyle, e, şimdi hem Ankara hem İstanbul için şunu söyleyeyim. E, aslında e, Ankaralılarda, İstanbullularda bir şeyi çok net bir şekilde, açık bir şekilde gördüler. 5 yıl geçti 2019, Değil. 2024. Şurada son dönemece girdik. E, Mehmet Bey, Allah rızası için Ankara ve İstanbul'da, Belediyecilik anlamında ne tür bir hizmet yapıldı? Yani Ankaralıların ben Ankara'da yaşıyorum. İyi kötü siyasetin içindeyiz. Yapılan hizmetleri de takip ediyoruz. Daha önce Ankara Büyükşehir adayı da oldum. Yani o anlamda e, şehircilik, belediyecilik anlamında da yani gözlemliyoruz, takip ediyoruz. Ne hizmet oldu? Yani bana Ankara için hani İstanbul'u nereden biliyorsun diyebilirler ama takip ediyoruz izliyoruz ee, Ankara için söylüyorum Ankara'nın içinde yaşıyorum yani 2019'da olmayıp da bugün olan Ankara'da ne var bir Allah'ın kulu bana bunu söylesin belediyecilik hizmetleri anlamında trafik anlamında e, belediye hizmetlerinin vatandaşa ulaşımı konforu anlamında. Ne yapıldığını bana birileri söylesin. Yani bunu ben yaşıyorum daha fazla da öyle spesifik çok fazla şeylere girmek istemiyorum. Peki Hizmet yoksa bu popülarite nereden kaynaklanıyor? Şimdi o, onu söyleyeceğim tamamen bir algı üzerinde ve Cumhuriyet Halk Partisi özellikle işte geçen e, genel seçimlerde e, bir şeye inandılar öyle bir inandırdılar kendi çevrelerini ya yani bir algı yönetimiyle bunu yaparken de. E, belediye başkanlarına e, sarıldılar. Bunun başka birçok sebepleri var. Ekonomik sebepleri var. Başka sebepleri var. E, dolayısıyla e, orada iki e, büyük şehir belediye başkanını eee Cumhurbaşkanı önce Cumhurbaşkanı adayı olarak Biliyorsunuz bunlar hep lanse edildi, ortaya çıkarıldı. Sonra Cumhurbaşkanlığı olmadı. Hadi yardımcılığını verelim de, dendi. E, şunu çok açık bir şekilde Ankaralı da İstanbullu da gördü. iki belediye başkanı da belediye ile ilgilenmedi. Hı. Yani 2019'da belediye başkanı olduktan sonra zaten bir yıl içerisinde ne Ankara'yı tanıyabildiler ne İstanbul'u. Yani Ankara'yı İstanbul'u tanımadan genel siyasetle ilgilenmeye başladılar yani biz sadece şehirlerine e, odaklanmadılar o, kesinlikle siz. yani o seçimlere Hani alt ay kala bir sene kala olmadı bu konular sadece daha evveliyatında oldu İki belediye başkanı da da e, e, arka planda e, bir şekilde acaba ...nasıl biz e, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olabiliriz çalışmalarına döndüler. Biri aleni yaptı, biri de e, bunu daha. E, daha sessiz bir şekilde kendi kenara çekilerek e, yürüttü. Dolayısıyla tüm beklentileri, e, tüm istekleri e, genel siyasete atılıp Cumhurbaşkanı adayı olmaktı. Ama sonraki süreci hep birlikte takip ettik. E, bunun olmayacağı anlaşılınca bir şekilde cumhurbaşkanı yardımcılığı adayı diye bir hukukta bizim yasalarımızda olmayan bir müessese ortaya çıkardılar. Hatta o ünvanı da o süreçte kullanmaya başladılar. Yani bu da bunların ne kadar hani hukuktan, siyasetten, nezaketten ee, uzak olduğunun da ayrı bir göstergesiydi. Bu belki bir bir tarafta e, tutmak bir seçim lazım. Akşamı bir Se seçim akşamı birlikte yaptılar. Seçim akşamı onun öncesinde ünvanlar yani bu memlekette Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı seçimi mi var ki? Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı aday, adayı adayı e, şeyleriyle ünvanlarıyla ortaya çıkıldı. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Tabii ki e, iki belediye de bütçe açısından bakıldığında gerçekten çok ciddi e, rakamlara ulaşan bütçeyi yönetiyor. Şimdi e, Mehmet Bey şöyle bakıyorlar insanlar hani hükümet kimdeyse iktidar kimse, bakanlıklar kimdeyse işte tüm kaynaklar bunların elinde. Dolayısıyla bunlar bunu kullanıyor diyor. Aslında bakın bugün Cumhuriyet Halk Partisi serbestlik ve vatandaşa ulaşma boyutuyla ve rahat harcama boyutuyla bakıldığında çok açık bir şekilde ifade edebilirim ki iktidarın yönettiği kaynaklardan çok daha fazlasını yönetiyorlar. Aslında hallerinden memnunlar. Yani Cumhuriyet Halk Partisinin e, tabanı, oy verenlerin özellikle bilinçli okuyan kesimi de bunun farkında. E, yani için ekonomik boyutuyla. Bütçe boyutuyla, kaynak boyutuyla bakıldığında Cumhuriyet Halk Partisi bu memlekette çok ciddi bir şekilde kaynak yönetiyor ve bugün bir bakan'a gittiğinizde diyelim ki bir e, zorda kalan bir vatandaş, evinde sıkıntısı olan ya da geçim sıkıntısı olan yardıma muhtaç olan e, o e, vatandaşımız bakan'a gittiğinde bakanın yapabileceği e, çok fazla bir şey yok. Elinde yetkisi yok. Yani evet. harcama yetkisi, işte kalemleri belli. Oysa belediyelerin bu anlamda e, yasanın da kendilerine vermiş olduğu İmkanlar rahat harcama var. imkanları var. Yani doğrudan doğruya halkla temas ve rahat harcama imkanları var. E, bu açıdan bakıldığında Cumhuriyet Halk Partisi bu memlekette... E, kamu kaynaklarının önemli ölçüde hem de iktidardan daha rahat bir şekilde harcayacak ve e, parasal anlamda, bu anlamda e, daha fazla kaynağı yönlendirebilecek bir güçte. Dolay burada e, yaklaşımları da şu an itibariyle öyle o paralar yanlış yerlere mi gitti diyorsunuz siz? Şimdi, yani e, tabii bu konularda da ciddi bir takım söylemler e, gazetelere, basına yansıyor ama hani birebir görmeden ben sonuçta e, bu alanların hocasıyım e, ala, bu alanlarda çalıştım. Çalıştınız. Mali konularda genel müdürlük yaptım. Hani bu anlamda bazı şeyleri çok görmeden personel, somut bir şey demek çok de şişir, çok doğru değil. kadroyu çok şişirdiler diye konuşuyoruz. E, tabii İstanbul'da ya... yani şeyin Tevfik Göksu'nun söylediği 5000'in üzerinde 4 ay içinde personel alınmış yani. Personel CHP, alımları döneminde Ankara'da da duyuyoruz. Çok böyle belediyenin kadrolarının şişirildiğini. Sizde satın alması bilgi? alınması? Ya yani birçok şey söyleniyor ama dediğim gibi ben hani bizzat bu konuları yani görmüş alanımdır. Görsem elbette bir şeyler söyleyebilirim ama hani e, birebir görmeden bir şey söylemek ee, doğru değil, kendi adıma konuşuyorum ama e, bu konularla ilgili basına, medyaya e, yansımış çok da şeyler var. Benim asıl hani yolsuzluğu, yanlış kullanımı bir kenara bıraksanız da, onları bir kenara bıraksanız da aslında çok ciddi bir kaynak yönettiklerini. Bunlarda da tercih hakları itibariyle bakınca da kendi tercihleri, kendi siyasi taraftarlar ile ilgili kullandıklarını çok açık bir şekilde söyleyebilirim. Partizanlık yani, mı yaptılar diyorsunuz? E, tabii ki yani sonuç itibariyle... 59 milyar. Ankara'nın bütçesi. Ben Ankara siyaseti yapıyorum yıllardır e, Ankara siyasetinin içindeyim, parti yönetimindeyim biraz önce söyledim büyük şehir adayı oldum yani her gün bana onlarca insan geliyor hı hı. ve gelenler oralarda e, müracaatlarında bir sonuç alamadıklarını, hizmette ciddi sıkıntılar yaşadıklarını çok açık bir şekilde görebiliyoruz. Yani mesela benim köyüm Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı e, şu anda. E, Allah aşkına gidin bakın yani bura Ankara mı dersiniz bırakın hani Çankaya'nın bir mahallesi olmayı. E, dolayısıyla biz hizmet falan gördüğümüz yok kaç yıldır yollar vesaireler ciddi bir şey içerisinde bakımsızlık içerisinde ya orası öyle de Ankara'nın dibinde merkezinde farklı mı? E buralarda da öyle yani bu anlamda bakıldığında Cumhuriyet Halk Partisi belediyecilikte yıllardır ki belli yerler hakikaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin de kalesi e, niteliğinde e, Amiyane tabirle yani kimi koysalar ee, seçim alıyorlar böyle Dur. seçim çevreleri Çankaya, var. öyle mi? Ee, yani dolayısıyla e, hizmet anlamında bakıldığında da e, bir şeyi göremiyoruz, bir farklılık göremiyoruz. E, ben anlatmaya çalıştığım peki. bu. Peki siz peki e, yani Ankara'da, İstanbul'da aday şu olsun ya da şu olmasın böyle bir şeyiniz var mı? Milliyetçi hareket evet, partisi bak, olarak, MHP mı? olarak. Evet. Ya yani şöyle isim bazında e, yani bizdeki e, istediğiniz ya da istemediğiniz. Şöyle söyleyeyim Mehmet Bey, bakın o konuda yine belki e, dışarıdan farklı algılanıyor olabilir ama e, bizim bu ittifak e, içerisinde e, tabii ki burada biz ittifakız ama her partinin ayrı bir tüzel kişiliği var, ayrı evet. bir tüzüğü var. ...tüzel kişiliği ayrı... ...biz biraz önce söyledim... ...hedef birlikteliği noktasında... ...hiçbir şeyimiz yok... ...dolayısıyla aynı şeyde çalışıyoruz... ...ama parti faaliyetleri... ...parti yönetimleri... ...burada partilerin taktikleri... ...yani stratejik... ...hedefte bir aradayız... ...oraya gitmeye çalışıyoruz... ...elbette partilerin... ...o hedeflere gitmeye çalışırken... Kendi görüşleri, vardır. ...kendi görüşleri, kendi temel ilkeleri... ...prensipleri, çalışmaları ben, büyük olacak. Büyükşehir adayları Şimdi üzerinde... Oraya, oraya, ...özellikle işte oraya sordum. Oraya geliyorum. İstanbul, Ankara... O, o noktada e, Milliyetçi Hareket Partisi olarak... ...biz... ...Adalet ve Kalkınma Partisi'nin... ...göstereceği adaya karışmayız. Hmm. Kendi adayımıza da... ...karıştırmayız. Hmm. Yani Dolayısıyla şurada... ...şu aday olsun... Yani diğer şey, Burada seçim çevreleri Belirlendikten evet, sonra herkes Artık kendi o partilerin da, şeyidir tamam, Yani bu milletvekilliği seçimlerinde de Böyledir tamam. yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin Milletvekilliği listesini Milliyetçi Hareket Partisi Yapar tamam. başta onun sayın Genel Başkanı buralarda da Keza aynı şekilde evet, Çok iyi Kimse anlaşıldı kimsenin... ben tekrar edip ki Bu merak edilen böyle bir husus Yani bu konuda AK Parti MHP e, iller ya da büyük şeyler üzerinde anlaştıysa AK Parti eğer oradan aday çıkaracaksa MHP kimin aday olacağına karışmaz. MHP eğer oradan aday çıkaracaksa AK Parti onun kim olduğuna karışmayacak. Böyle bir şeyiniz var. Geçmişte yani. de böyle oldu. Şimdi de herhalde tabii tabii e, ki. Bu, e, böyle olacak e, diyorsunuz. Peki şey CHP'de demin söylediğiniz yani bir taze kan değil mi şimdi Özgür Özel yeni bir isim genç işte Kemal Bey Allah uzun ömürler versin 80 yaşında merdiven dayamış bir isim 75 yaşında bu yani bir şey olmaz mı böyle bir yeni bir kredi açılmaz mı toplum böyle Şimdi Kemal yeni Bey, dönemlerde tabi yaştan ziyade yani o enerjisi dinamizmi vardı bunu kabul etmek lazım yani siyaseti ayrı bir konu ee, o tabii ki Cumhuriyet Halk Partisinin e, ...delegelerinin vereceği bir karardı. Onlar da bir karar istisal ettiler. Şimdi e, tabii e, genel başkan değişti ama <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi'nde başka değişen hiçbir şey olmadı. E, biraz belki benim gördüğüm farklılık şu: e, yeni seçilen Sayın Özel e, bu konuda şunu söylemeye çalışıyor. E, yani ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun aynı rotasında devam edeceğim ama daha hızlı devam edeceğim. Hı. Yani tek vermeye çalıştı. E, bu. O gizli yapıyordu. Ben açıktan yapacağım. O yavaş gidiyordu. Ben daha hızlı gideceğimden başka bir şey değil. Rotada bir farklılık yok. Bunu HDP e, stratejide İpartili, bir farklılık ilişkiler yok. Taktik alanında olabilir yani. E, Kemal Kılıçdaroğlu Örneğin HDP ile e, işte bugünkü HDP ile e, Olan ilişkilerini e, Bazen böyle masanın altında Göstermeye e, Masanın altına almaya çalışıyordu e, Ve HDP de Bundan rahatsızdı geçmişte evet. Hatırlıyorsunuz Açık, alemi, açık olsun şeffaf olsun diyordu Bu da çıktı diyor ki ben diyor eğer biriyle işbirliği yapacaksan bunu şeffaf yaparım. Özellikle TDP bağlamında bunu söylüyor. Şimdi tabi buradan devamla bilmiyorum İyi Parti ile olan şu evet. andaki temasları. Yarın e, önemli bir karar alacak İyi Parti Genel İdare Kurulu. Biz bir... İyi Parti'nin daha önce bir karar aldığını biliyorduk. O Doğru. da e, çünkü, e, sayın Genel Başkanlarının. Kamuoyuna çıkıp 81 ilde İyi Parti kendi adaylarıyla seçime girecek açıklamasıydı. Şimdi tabi biliyorsunuz Mehmet Bey dünyada da bu böyle, Türkiye'de çok daha fazla söylenir. Siyaset liderler üzerinden yapılır, liderler siyasetin ana belirleyicisidir. Dolayısıyla kamuoyu da liderlerin sözlerine bakarlar. Yani biz mesela Bizim parti geleneğimizde genel başkanımızın bir açıklaması, bir sözü varsa o artık genel başkanımız o fikri oluşturmadan önce bir şekilde istişaresini yapar. Ben 14 yıldır divandayım. Sayın genel başkanımız bir şekilde yani normal sohbetlerde ki bizde divan üyeleri istedikleri Başkanlık zaman divanı mı sadece divan toplantılarında değil günlük çalışmalarda da bir arada. Dolayısıyla o günlük çalışmalar sırasında birçok konu sohbet olarak dikkate gelir. Genel Başkanımızın çok e, hakikaten e, o karşıdakinin divan üyesi ya da partilerin e, fikirlerini e, test etme e, şeyleri vardır, Hı -hı. E, taktikleri vardır. Hı -hı. Dolayısıyla e, onları bir şekilde oluşturur, test eder bu tür önemli stratejik kararlarda ondan sonra da açıklamayı yapar o açıklama yapıldıktan sonra zaten bu partinin kararıdır şimdi Cumhuriyet Halk Partisi İyi Parti de tabii kendi iç çalışmaları bizim bu konuda çok detaya girip kimin nasıl çalışması gerektiğini söyleyecek durumda değiliz doğru da değil bu ee, ama böyle bir açıklama var kamuoyuna yansıyan kısmıyla ele aldığımızda ve sonrasında sonrasında da Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanıyla bu konuyu bağlamında e, bir işbirliği ittifak adına ne derseniz deyin e, bir görüşme söz konusu olabiliyor ve dediğiniz gibi yarın da bu konuyla ilgili e, kesin ya da e, ciddi bir karar e, alınacağı veya bu yönde bir açıklama yapılacağı ifade ediliyor. Şimdi benim bu konudaki şahsi görüş ve düşüncem bu dönemdeki e, karşı taraf ittifakında adı her neyse ittifak değil işbirliğinde e, biraz şöyle olacak gibi e, sanki bu dönem e, geçen dönem masanın altında e, HDP vardı. Şimdi masanın altında iyi parti mi olacak? masanın altında iyi Parti olsun. yani e, burada e, bunu da e, aslında bizim kendi söylediklerinden farklı davranmadıklarını algılatarak yapmaya çalışacaklarını düşünüyorum Çünkü e, Özgür özel e, Sayın genel başkan diyor ki e, biz HDP ile açık yapacağız ama Öyle toptan bir ittifak değil, her tarafta bir şey değil, işbirliği. Yani seçim çevresine bakacağız, o seçim çevresinde burada sen beni, şurada ben seni şeklinde. Bunun anlamı budur işbirliğinin. Ee, burada tabii e, İyi Parti, e, HDP ile yan yana gelmek istemeyecek. Artık masa da yok ortada ama e, görüntüde. E, o masa hayallerde olacak ama İyi Parti diyecek ki ben HDP ile yan yana gelmem diyecek. Şimdi e, Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir ihtimalle e, bazı yerlerde İyi Parti ile bazı yerlerde HDP ile İyi Parti'nin olduğu yerde HDP masanın altında kalacak ama o formülün içinde olacak. E, HDP ile olan yerlerde de İyi Parti masanın altında. Adayı da açıklayabilirler. Yani bir aday çıkarırlar ama kampanya yürütmezler. Ama bu bir şey değil mi? Sonuçta sonuçlar çıktığında, çıktığında ortaya öyle bir durumda. E çıktı Ankara'da çıktı. Kim ne dedi? Ankara'da e, şey demedi mi daha doğrusu? Hatta hem genel seçimler için hem yerel seçimler için. HDP o dönemde çıkıp da Mansur Yavaş'a biz seni oraya oturttuk demedi Dediler. mi? HDP genel kurulda. Yok ben iyi kurulda... İyi Parti için diyorum. Yani eğer şimdi %9-10 oy alan bir parti Şimdi burada böyle silik adaylarla seçime girip biraz onu anlıyorum söylediklerinizi. Belli de. seçim bölgelerinde yapacaklar işbirliği. Oyu oy alamadığı zaman partide oyu çok dramatik bir şekilde düşecek onun ki bir ben, maliyeti, ben, riski. Sadece söz bu 81 il değil. Yani 81 belli bölgelerde değil. siz e, bunu. Şimdi bölgeler var. Ankara, ilçeler İstanbul var, burada bin, en çok merak yani, edilen. Dolayısıyla binin üzerinde ilçeden bahsediyoruz. Yani orada e, iyi Parti diyecek ki ben burada bir ihtimal göremedim. Aday çıkarmıyorum diyecek ama bir şekilde kendi tabanını bir yere yönlendirmeye çalışacaklar. Yani Dolayısıyla... şey İstanbul'da Ankara'da İyi Parti aday çıkarmaktan vazgeçer mi yarınki bu toplantıdan sonra sizi? Ben yani orada çok fazla da aday çıkarıp çıkarmamalarını önemsemiyorum. Şu anlamda biraz önce söylüyorum söyledim. Yani ben söz verdim kamuoyuna 81 ilde çıkacağım deyip Ahmet bizim İstanbul adayımız deyip İstanbul adayımız deyip bir kampanya yürütmeden ciddi bir çalışma yapmadan süreci yani diğer tarafa gidebilecek oyları kendinde tutarak ama ee, yönlendirilebilecek oyları da bu tarafa yönlendirerek bir sonuç almaya da çalışabilirler. Böyle bir taktik de izleyebilirler. Ben 81 ilde aday gösterdim ama e, bir kampanya yürütmedim. Yani aday gösterme diyor. Yani buraya almak için uğraşma, çabalama şeklinde bir şey göremiyoruz. Yani bu yarınki açıklamalardan sonra çok daha netleşebilir ama yani işbirliği görüntüde bir aday olabilir ama Kampanya yürütmeyip, çalışmayıp bir ya da öyle görüntüde kalarak bu işi yönlendirme şeklinde olabilir. Çünkü büyük şehirlerde genellikle ben de yaşadım bunu, ee, ikili yarışa dönüşüyor sonuçta. Evet. ...ikili yarışa... ...güçlü i̇ki, adaylara doğru yani bir yönelim iki, ikili, oluyor... Işte ...güçlü adaylara doğru, doğru... ...kazanabilecek adaylara doğru yönelmeye... ...başlayınca özellikle son bir hafta... 10 gün içerisinde... E, ...o ikili yarış... ...artık kamuoyunda dikkate alınmaya... ...başlanıyor değilse... arada aday çıkar... ...diğer adaylar çok fazla... hani ...ideolojik olarak o partinin... E, ...mensubiyet duyan... ...katı bir mensubiyeti olanların... ...dışındakiler bir şekilde o ikili yarışta kendilerine göre bir tavır alabiliyorlar. Yani o anlamda büyük şehirlerde İyi Parti'nin aday göstermesinin ben pek bir kıymeti harbiyesi'nin de olacağını düşünmüyorum. Onu yani geçmişte de yaşayan yani biri olarak şöyle. Ama mesela 2019'da İyi Parti'nin sayesinde CHP kazandı birçok büyük şehri işte Ankara'da mesela aday çıkarsaydı, İstanbul'da aday çıkarsaydı kazanamazdı CHP veya Güneyde Adana, Mersin, Antalya hattında yine aynı şekilde orada da benzeri bir durum söz konusu. CHP açısından stratejik bir parti değil mi iyi parti bu anlamda? Yani bu anlamda şu an itibariyle böyle görünmüyor ama benim söylemeye çalıştığım yani şu da bir işbirliğidir. Yarın eee İyi Parti İstanbul'dan bir aday gösterdiğinde zannetmeyin ki İmamoğlu'na karşı çalışacak ha. bir aday olacak. Bilerek zayıf yani, bir aday çıkartıp, bir zayıf bir aday kampanya yürütmediğiniz zaman, dolaşıp oy istemediğiniz zaman sonuçta büyük şehirlerde yarışlar iki aday arasına düşer ve e, vatandaş eee İyi Partili de olsa e, bu denkleme göre bir e, oy kullanma e, tercihinde bulunabilir. Anlatmaya çalıştığım bu. Yani aday çıkarmaması e, değil sadece işbirliği. Orada aday ve yürütülecek kampanyanın da etkili olabileceğini söylüyorum. Yani bu anlamda da e, yani bu seçimlerde e, İyi Parti masanın altında olacak. Yine bunlar e, bir şekilde Aynı işbirliği içerisinde gidecek diyorum ama bugüne kadar ki yaşanan şeylere de baktığımızda e, İyi Parti'nin içerisinde ki özellikle milliyetçi muhafazakar olarak ifade edebileceğimiz bu kesimi hmm. nasıl tutar, nasıl yönlendirirler orasını bilemiyorum. Bu anlamda bakıldığında e, Sayın Akşener <laughs> iyi bir şekilde bir itibar kaybına uğradı e, son yaşanan özellikle parti içi ki bir parti içi şeylerle biz çok, çok fazla ciddi bir dalgalanma oldu. Ciddi bir dalgalanma oldu. Ciddi istifalar A oldu. A takımı daha istifalar yani, ya da disipline sevk etmeler. Kesinlikle yani geçen dönemde de baktığınızda iyi parti o altılı masanın işte kurucusu yönlendirici pozisyonlarında giderken ciddi bir şekilde diğer partilerle de mukayese ettiğimizde yani bir o altılı masada olmanın e, nemasını e, kendileri açısından tam anlamıyla alamadılar. E, bir de e, bir ideoloji birlikteliği yoktu. E, Mehmet Bey bakın e, aslında yine dediğim gibi bu e, birçok yerde birçok alanda sadece Türkiye için değil aslında e, bir partinin üç temel şeyi vardır. E, lider teşkilat doktrin olarak biz bunu ifade ederiz. Doktrin dediğiniz şey işin asıl idealidir, felsefesidir, ilkeleridir, kurallarıdır. Yani bir dünya Partinin, görüşüdür. Evet. Yani ideolojisi, dolayısıyla politik e, duruşu lider lider bu işi alır, e, götürür ve o ideoloji adı altında, o e, doktrin altında e, toplumu e, ve takipçilerini bunun altında toplar. Teşkilat dediğiniz şey bunların yönetimiyle alakalı bir kurumsal yapılanmayı ifade eder. Şimdi bu açıdan baktığımızda popüler, yani günün özelliğine göre bazı şeyler birden olabilir. İşte popüler kültürde olduğu gibi, müzikte olduğu gibi. Birden gelip geçen dillere Gerip destan geçirin. olur ondan sonra gider ama klasikler vardır. Evet. Yani belli bir şeyde toplanmış, hedefi belli. Bakın ben bir şeyden bahsediyorum. Nizama Alem diyorum. E, küresel Şöyle küresel güçten MHP bahsediyorum. MHP klasik, şey popüler, iyi Parti. Popüler yani güncelin <laughs> şeyin durumuna göre o gün işte bir araya gelenler. Çoğunluğu da Milliyetçi Hareket Partisi'nde kendisine yer bulamayıp ya da işte beni sevmedi, başkasını sevmedi. Bir şekilde artık yaşım geçiyor, biz de bir şeyler yapalım şeklindeki yaklaşımlarla veya günlük bir siyasetten etkilenmeyle birlikte ortaya çıkanların, başkalarının da yanlarını alarak. Yani şimdi bakın iyi Parti, hani ben milliyetçiyim bir parti diyor zaman zaman. Bir bakıyorsunuz milliyetçiyim diye partinin sağındaki e, oturan e, işte yerel yönetimler özellik şartını sonuna kadar savunuyor. Solunda oturan LGBT'yi savunuyor. E, karşısında oturan aynı masanın nedir? Başka bir şey. Bunu e, Sayın e, Akşener'e sordular. Dediler ki yani sizde çok farklı tellerden çalanlar var dediğinde dedi ki biz e, e, şey partiyiz. E, yani çok seslilik çok anlamına... Seslilik. ...gelen şu an kavram şeyi unuttum... ...ifadeyi unuttum... Ee, ...her yani, telden çalan... Her, ...her telden çalan anlamına gelen... E, ...bir ifadeyi e, kullandı... ...tabii ki bu bir yere kadar gidiyor... ...hatta bir yere kadar... ...herkes kendi şeyini to topluyor ama... E, siyaset yapmaya gelince siyasette somut adımlar atmaya gelince e, karşınıza çıkmaya çalışıyor. E, karşınıza çıkarıyorlar. Yani sonuç itibariyle e, sonuç itibariyle bu anlamda e, İyi Parti'nin taban olarak ifade edebileceğimiz o alanda da ciddi çözülmeler oldu. Yani milliyetçi kesim dedi ki bir dakika ya ben LGBT'cilerle mi beraberim ya da yerel yönetimler özellikle şartı e, dediğiniz şeyi kabul edenler mi benim siyasetimi yönlendirecek ya da ben onlara mı oy vereceğim şeklinde Bu anlamda ciddi sıkıntılar oldu ve bugüne kadar ki iyi partiden istifa eden şeylere bakın isimlere genel başkan yardımcılarına bakın milletvekillerine bakın bir de açıklamalarına bakın yani hepsi her biri partiyi ve özellikle genel başkanı suçlayarak, ve ideolojik anlamda ciddi bir şekilde eleştirerek ayrıldılar. bunun için yani İyi Parti'nin bir ideolojik olarak oturduğu, kapsadığı bir alan yok. Yani bir doktrini yok. Hmm. biz O da tutunamıyor kişi insanlar şey Yani biz öyle. her her telden çalıyoruz. Bizde herkes her şeyi söyler demeyle bu iş olmuyor. Yani belli ideoloji temelinde oturmadığı zaman bir zemin tutamıyor. Yani bugünkü siyasi, e, siyaset bilimcilerinde hep ifade etmeye çalıştığı İyi Parti bu süreçte bir ideolojik zemin tutamadı şeklinde. Bunu e, önümüzdeki günlerde göreceğiz. Muhtemeldir ki İyi Parti'de bir genel başkanlık e, e, yarışı e, ya da sancısı da önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak gibi görünüyor. En fazla yerel seçimlerin sonucuna kadar erteleyip öteleyebilirler. Bu anlamda Sayın Akşener bunun farkında ya kendisi bırakacak bu kulislerde konuşulan şeylerde bu şekilde ya da yerel seçimlerin sonucunu bekleyerek belki buradan bir tutundurma yapabilir miyim diyecek. Tabii ki böyle bir yaklaşımda ben çok ciddi hatalar yaptıracağına inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ hocam. Efendim izlediniz. Bugün Başkent Kulesi'nde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Mevlüt Karakaya konuğumuz oldu. Bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.